Teknoşok'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Huawei'nin yenilikçi ürünlerinden biri olan MatePad Paper'ın incelemesiyle karşınızdayız. Bakalım bu tablet bizlere neler sunuyor? Bunu hep beraber birlikte incelemiş olalım. İncelememizin hemen başında şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu tablet elektronik mürekkep teknolojili gri tonlamalı bir ekrana sahip. Yani genel olarak E-Ink olarak adlandırılan bir ekran teknolojisiyle geliyor. Peki bu ekran teknolojisi bizlere neler sunuyor? Bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Zaten siz de az çok anlayacaksınız. Klasik bir tabletten çok daha işlevsel bir cihazla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz genel olarak tabletlerdeki en büyük sorunlardan bir tanesi de okuma sorunudur. Yani güneş ışığı yansıdığı zaman o parlak ekrandan bazı metinleri okumak, özellikle de kitap okumayı seviyorsanız tabletlerde kitap okumak vesaire gerçekten çok zor olabiliyor. Fakat burada MatePad Paper sizlere bir kağıt kalitesinde okuma deneyimi sunuyor. Bu da gerçekten çok rahat bir kullanım kolaylığı sunuyor arkadaşlar. Şimdi biz incelememizde MatePad Paper bizlere neler sunduğunu, bu tabletle neler yapabildiğimizi, uygulama olarak neleri yükleyebildiğimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dilerseniz ilk olarak tabletimizin tasarımıyla başlayalım. Aslında ben tasarımdan da önce tabletin kutusunun içerisinden neler çıktığını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz burada bir kılıfımız var. Bu kılıf tabletle birlikte mi geliyor, ayrı mı satın alıyor gibi kafanızda bazı soru işaretleri oluşabilir. En azından bu soru işaretlerini de hemen en başta gidermiş olalım. Şöyle bir kutuda geliyor tabletimiz arkadaşlar. Kutumuzu şöyle açtığımızda gördüğünüz gibi iki parçamız var. Bu parçalardan bir tanesinde şu kılıfımız geliyor, diğerinde ise tabletimiz geliyor arkadaşlar. Tabletimizin kutusunun içerisinde şarj aleti, USB kablosu haricinde şu elimde tutmuş olduğum M-Pencil da bulunuyor. Ayrıca bu M-Pencil'ın uçları değiştirilebiliyor arkadaşlar ki bu değişen uçları da yine kutu içeriğinde bulabiliyorsunuz. Yani dolu dolu bir kutu içeriğinin olduğunu sizlerle hemen baştan paylaşalım. Bu kılıfın da çok şık göründüğünü söyleyebiliriz. Şöyle elimde tutayım, göstereyim. Gayet kullanışlı bir kılıf. Bunu bir ajanda gibi, yani tabletinizi bir ajanda gibi saklayabiliyorsunuz. Zaten mıknatıslı bir yapısı var. Şöyle konduğunuz anda yapışıyor. Kapağı kapattığınızda da oldukça şık göründüğünü söyleyebilirim sizlere. Şimdi gelelim tabletimizin tasarımına arkadaşlar. Burada E-Ink teknolojisine sahip bir tabletten bahsettiğimiz için klasik bir tasarım çizgisinin dışına çıkılmış. Tableti hemen elinize aldığınızda zaten ekranın farklı bir teknolojiye sahip olduğunu anlıyorsunuz. Cihazımızda 10.3 inçlik E-Ink ekran bulunuyor arkadaşlar. Bu ekranın gövdeye oranı %86.3. 1872x1404 piksellik bir çözünürlük söz konusu ve bu çözünürlüğün piksel derinliği ise 227 ppi. Burada ekranla ilgili özellikle belirtmek istediğim şey ise arkadaşlar, bu ekranın dünyanın ilk True Rayland sertifikalı kağıt benzeri ekran olması. Daha önce de E-Ink teknolojisini kullanan çeşitli tabletler vesaire vardı. Fakat bunların hiçbirinde True Rayland sertifikası yoktu arkadaşlar. Huawei burada True Rayland sertifikasını alarak da bir ilke imza atmış durumda ki bu sertifika tabletin ekranının gözlerinize zarar vermediğini, gözlerinizi en az seviyede yorduğunu zaten direkt olarak belli ediyor. Şimdi tasarımla devam edelim. Tableti kendinize doğru tuttuğunuz zaman arkadaşlar, üst kısımda bir power butonunun olduğunu görüyorsunuz. Power butonuna bastığınız zaman normal tabletlerde olduğu gibi tablet kendisini kilit ekranına alıyor ki burada çok hoş bir detay var. Kilit ekranına aldığı zaman aynı bir kitabın kapağı gibi bir görsel geliyor karşınıza ki bunu özelleştirebiliyorsunuz. Fakat ilk kurulumda gelen görselin de oldukça şık göründüğünü sizlerle paylaşabilirim. Şunu da sizlere dipnot olarak belirtmek istiyorum. Tablet kapalıyken de yine bu kapak görselimiz ekranda bulunuyor. Yani tableti açtığımızda da kilit ekranına getirdiğimizde de bu görseli görüyoruz. Bu gerçekten hoş bir özellik. Keşke diğer tabletlerde de bu olsa. Fakat normal şartlarda bir tableti kapattığınız zaman biliyorsunuz ekran tamamen karanlık oluyor. Ekranda hiçbir şey gözükmüyor. Bu da E-Ink teknolojisinin güzelliklerinden bir tanesi ki bu teknolojinin çok az pil tükettiğini, dolayısıyla çok az pil tükettiği için de kullanım süresinin bir hayli uzun olduğunu sizlere belirtmek istiyorum.
Tasarımla devam edelim. Bu arada tabletimi açtım. Gördüğünüz gibi Huawei ve Harmony OS yazıları geldi ve tabletimizin ana ekranı da karşımıza çıkmış oldu. Birazdan tabletin arayüzünden vesaire sizlere bahsedeceğim ki burada klasik bir arayüzden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Hem Harmony OS'e geliyor ama tamamen farklı bir arayüz karşımızda var. Onlara birazdan değineceğim. Tabletimizin yan tarafında klasik olarak ses açıp kapatmaya yarayan bir butonumuz bulunuyor. Bunları sizlere belirtmiş olalım. Alt kısımda Type-C girişimiz var. Arka kısımda da yalnızca bir Huawei logomuz var arkadaşlar. Yani kamera vesaire herhangi bir şey yok. Burada özellikle tabletin arka yüzeyinde kullanılan malzemenin çok hoş olduğunu belirtebilirim sizlere. Burada Huawei gerçekten güzel bir işçiliğe imza atmış. Yani standardın dışına çıkılmış ve MatePad Paper'a yakışan bir tasarım çizgisine yaklaşılmış. Ben gerçekten Huawei'yi burada tebrik etmek istiyorum. Şimdi gelelim tabletimizin arayüzüne ki burada asıl önemli olan şeyin bu tabletin işlevi olduğunu söyleyebiliriz. Tableti ilk açtığınızda arkadaşlar karşınıza pek de alışık olmadığınız bir ekran geliyor aslında. Burada takvim, notlar, Huawei kitap ve gelen kutusu yani mail kutunuz gibi özelleştirilebilir ekranlar bulunuyor. Bu ekranları dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Onun yanında hemen sol barda arkadaşlar notlar sekmesi, kitaplık sekmesi ve uygulamalar sekmesi var. Burada uygulamalara girdiğinizde ki burayı özelleştirebiliyorsunuz yine. Huawei App Gallery'ye girip çeşitli uygulamalar yükleyebiliyorsunuz. Tabii ki burada yükleyebileceğiniz uygulamaların sayısı normal bir tabletteki kadar fazla değil ki burada MatePad Paper'ın hitap ettiği olay tamamen farklı bir şey arkadaşlar. Yani normal bir tablet gibi işte ben bir oyun indireyim, oyun oynayayım gibi bir yapıda değil zaten tabletimiz. Bunu size detaylarda zaten sunacağız. Şimdi burada arkadaşlar uygulamalar kısmında hesap makinesidir, ses kaydedicidir, cloud'dur vesairedir. Bunların hepsine ulaşabiliyorsunuz. Tarayıcımız var. Tarayıcımıza girerek internette gezinebiliyorsunuz, YouTube'a girebiliyorsunuz. Yani bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Özellikle sitelere girip haber okumanın ya da makaleleri okumanın bu tablette çok daha keyifli olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü sanki bunları siteden değil de bir kitaptan okuyormuşçasına bir his veriyor sizlere. Bu da gerçekten çok keyifli oluyor. E-Ink teknolojisinde olmasına rağmen hızlı bir ekranla karşı karşıyayız. Eğer daha önce bir E-Ink ekran kullandıysanız arkadaşlar geçişlerde biraz yavaşlamalar vardır. Nedir? Bir sayfadan başka bir sayfaya geçtiğinizde izler kalabilir, izler sonradan silinebilir. Fakat Huawei MatePad'de böyle bir durum söz konusu değil. Ekranımız gayet akıcı, herhangi bir iz vesaire kalmıyor ve bizlere son derece kullanışlı bir okuma deneyimi sunuyor. Okuma söz konusu olduğunda tabletin ne kadar parlak olduğunu da sorgulayabilirsiniz arkadaşlar. Burada 32 farklı parlaklık seviyesi olduğunu sizlerle paylaşalım. Yani parlaklık seviyesini gözünüzün hassasiyetine göre ayarlayabiliyorsunuz. Mesela kapalı bir ortamda yaptığınız okumada ışık hassasiyetini biraz daha arttırabilirsiniz. Ekranın biraz daha okunabilir olmasını sağlayabilirsiniz. Ya da düşük ışık olan bir ortamda ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Işık hassasiyetini biraz daha düşürebilirsiniz. Bu sayede hem pil ömrünü arttırabilirsiniz hem de gözünüzün yazılanları daha rahat bir şekilde fazla yorulmadan algılamasını sağlayabilirsiniz. Burada Huawei her şeyi düşünmüş ve sizlere 32 farklı parlaklık seviyesi sunmuş. Gerisi artık sizin gözünüzün keyfine kalmış diyebiliriz. Burada arayüzde değinmek istediğim bir diğer nokta ise arkadaşlar tabii ki not alma. Az önce de belirttiğim üzere M-Pencil zaten kutunun içerisinden çıkıyor. Huawei burada M-Pencil'ı tanımlamak için gayet basit bir deneyim sunmuş. Şöyle gördüğünüz gibi kalemi tablete şu şekilde yapıştırmanız tabletin kalemi tanımasını sağlıyor arkadaşlar. Tablet kalemi tanıdıktan sonra zaten ekranda M-Pencil yazısı geliyor. Kaleminizin şarjının yüzde kaç oranında olduğu belirtiliyor ve daha sonra dilediğiniz gibi notlar alabiliyorsunuz. Buradaki yazma deneyiminin normal bir tablete oranla çok daha üst seviyelerde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Gerçekten yazma veya herhangi bir şekil çizme vesaire çok keyifli. Sanki gerçek bir kağıda çiziyormuşsunuz gibi bir algı yaratıyor sizde. Burada da gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani daha önce tabletlerle vesaire kalem kullanmış olabilirsiniz ama hepsini unutun arkadaşlar. Gerçekten MatePad'in ekranına bu M-Pencil ile bir şeyler yazmak, çizmek çok keyifli, çok kullanışlı. Evet, genel olarak tablette bahsedeceğimiz şeyler bunlar arkadaşlar. Tabii ki bitti mi? Daha bitmedi. Daha bahsedeceğimiz birçok unsur mevcut.
Merak edenler için arkadaşlar, bu cihazdaki teknik özellikleri de belirtelim sizlere. Huawei bu cihazda kendi üretimi olan Kirin 820e yonga setini kullanmış. Bu yonga setini arkadaşlar 4 GB'lık RAM eşlik ediyor ve dahili depolama alanımızda 64 GB. Bu dahili depolama alanının oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim sizlere. Neden? Bir sürü kitap vesaire atabiliyorsunuz içine. Bir sürü uygulama yükleyebiliyorsunuz. Özellikle burada kitap boyutlarının çok fazla olmadığını düşünürsek, yüzlerce kitabı tek seferde bu cihazın içerisinde saklayabildiğinizi söyleyebilirim sizlere. Batarya kısmına geldiğimizde karşımıza 3625 mAh'lik bir batarya çıkıyor ki bu bataryanın çok çok yeterli olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü en başında da belirttiğim üzere bu E-Ink ekran teknolojisine sahip bir tablet. Dolayısıyla yoğun kullanımda da günlerce şarja takmanıza gerek kalmıyor. Hatta tabletin bekleme süresi arkadaşlar 4 hafta. Yani ekranı şöyle kapattığınız zaman arkadaşlar, bu cihaz 4 haftalık bir bekleme süresi sunuyor sizlere ki bu normal şartlarda pek de karşılaştığımız bir durum değil. Şimdi gelelim bir diğer önemli özelliğe. Cihazın içerisinden çıkan adaptörle arkadaşlar, bu tableti MatePad Paper'ı 0'dan 100'e yalnızca 1,5 saatte şarj edebiliyorsunuz. Yani cihazınızın hiç şarjı yok diye farz edelim. Şarja taktınız, sadece 1,5 saat içerisinde %100, yani tam şarja ulaşıyor ki bu da yine size günler sürecek bir kullanım deneyimi sunuyor. Genel olarak baktığımızda bu tabletin en çok öne çıkan özelliği tabii ki e-kitap arkadaşlar. Artık günümüzde e-kitap modası iğnenin iyiye yayılmaya başladı. Hem kağıt israfını önlemiş oluyor hem de nedir arkadaşlar, birçok kitabı sadece şu tabletin içerisinde koyarak yanınızda gezdirebiliyorsunuz. Düşünsenize, tatile çıkıyorsunuz, kitap okumayı çok seviyorsunuz. Yanınıza alabileceğiniz kitap sayısı kısıtlıdır. Nedir? 3 kitap alabilirsiniz. Hadi alın 5 kitap alabilirsiniz. Fakat şu tableti aldığınız zaman bu tabletin içerisinde yüzlerce kitabı alarak dilediğiniz yere götürebilirsiniz ki bu da büyük bir kolaylık sağlıyor. Genel itibariyle insanların tabletlerden ya da telefonlardan kitap okumamasının temel nedeni ekranların çok da kağıt hissiyatı vermiyor oluşu. Pek çok insan kağıt hissiyatına alıştığı için tabletten ya da telefondan bir şey okumaya çok sıcak bakmıyor. Lakin burada kullanılan E-Ink teknolojisi sayesinde Huawei bu durumu tamamen lehine çevirmiş durumda. Ne yapıyorsunuz? E-kitap olarak buraya yüklediğiniz zaman normal bir şekilde aynı kitaptan okuyormuş hissiyatıyla okuyabiliyorsunuz. Peki bu cihaz hangi formatları destekliyor? Biliyorsunuz e-kitap denildiğinde işin içerisinde pek çok format giriyor. Bunlara da kısaca değinelim isterseniz. Bu cihazda arkadaşlar TXT, EPUB, PDF, FB2, HTML, Doge, DOCX, RTF, PPT, PPTX, DPS, XLS, XLSX gibi pek çok formatı ne yapabiliyorsunuz? Okuyabiliyorsunuz. Zaten şu da var. İnternetten satın aldığınız herhangi bir e-kitap genellikle EPUB formatında oluyor. Bazı dokümanlar ise arkadaşlar PDF formatında oluyor. Dolayısıyla bu iki formatın aşırı şekilde yaygın olduğunu söyleyebiliriz ki bazı çevirici araçlarla farklı formatları PDF'e ya da EPUB'a rahatlıkla çevirebiliyorsunuz. Daha sonrasında ise bu tabletin içerisine atarak bunları dilediğiniz yerde çıkartıp okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. MatePad'deki en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar gerçek zamanlı online çeviri yapabiliyor olması. Eğer cihazda internet bağlantısı varsa herhangi bir e-kitap üzerinden ya da herhangi bir makale üzerinden gerçek zamanlı çeviri yapabiliyorsunuz. Bu 41 dilde şu anda mevcut. Örneğin nedir? İngilizce bir makale üzerinde çalışıyorsunuz. Bir yere anlamadığınız, çıkaramadığınız hemen gerçek zamanlı bir çeviri yapabiliyorsunuz o noktada ki bu da özellikle yabancı kaynaklı yayınlar üzerinde çalışanlar için önemli bir fırsat diyebiliriz. Burada bahsedeceğimiz bir diğer nokta ise arkadaşlar, M-Pencil'ın hız süresi. Az önce de belirttiğim üzere gerçekten M-Pencil'ı bu tablet üzerinde, yani MatePad Paper üzerinde kullanmak büyük bir keyif. Burada 26 milisaniyelik bir gecikme süresi var ve 4096 seviye basınç hassasiyetinden bahsediyoruz. Bu da gerçekten diğer tabletlerle kıyaslandığında piyasadaki rakiplerinin bir hayli önünde olduğunu gösteriyor bizlere. Burada bahsedeceğim son şey ise bu cihazın Huawei ekosistemindeki yeri. Biliyorsunuz Huawei ekosistemindeki cihazlar birbirleriyle gayet uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. Bu ne demek? Bir Huawei tableti ya da bir Huawei telefonu siz MacBook'a, yani bir laptopa, Huawei imzası taşıyan bir laptopa direkt olarak tanımlayabiliyorsunuz. Veri alışverişinde bulunabiliyorsunuz. Bunları kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu soru gelebilir aklınıza. Acaba ben bu tabletle yine diğer Huawei ekosistemindeki cihazlarla veri alışverişi vesaire yapabiliyor muyum? Evet, yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta bu tableti ikinci ekran olarak da kullanabiliyorsunuz. Eğer bir laptopunuz vesaire varsa, Huawei MacBook'unuz varsa ne yapabiliyorsunuz? Bu tableti yine ikinci ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Kısacası
bu cihaz yine ekosistemdeki görevini rahatlıkla yerine getiriyor diyebiliriz. Peki gelelim merak edilen sorulardan bir diğerine. Bu tabletin ülkemizdeki satış fiyatı ne kadar? Halihazırda bu tablet arkadaşlar 7999 Türk lirasına satılmakta. Bu fiyatın gayet makul olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü bu seviyedeki yani e-ink ekran teknolojisine sahip olan tabletler zaten biraz pahalı. Burada Huawei'nin bize sunduğu artı avantajlar var. Nedir? Şöyle çok şık bir kılıfımız var. Bu kılıfın haricinde de arkadaşlar M Pencil var. Ben gerçekten M Pencil ile bir şeyler yazma çizme olayını çok sevdim. Çok keyifli, çok eğlenceli. Yani normal bir tablete yazıyormuş hissiyatı vermiyor kesinlikle size. Daha çok bir kağıda tuvale yazıyormuşsunuz gibi bir his veriyor. Eğer bu tablet hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.